Bakın yasaklama var, övünmeyin. Şimdi değerlendirme. Allah'ın Resulü devam ediyor. Vellezî nefsü Muhammedin biyedihi. Muhammed'in canını elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki. Bakın yeminle başladı peygamber. Buradaki vav-vav-ı kasemdir. Vellezî şu zata yemin ederim ki nefs-i Muhammed'in biyedihi, Muhammed'in canı, Muhammed'in ruhu elinde olan Allah'a yemin ederim ki nedir? Ma yudahricul ci'lu bi enfihi hayrun min abaikumul lezine matu fil cahiliye. Aman ya Rabbi. Ma yudahricul ci'lu bi enfihi. Arapça el-ci'lu demek, zannediyorum hepiniz de bilirsiniz, köylerde, açık arazilerde, büyükbaş hayvanların, inek, sığır, öküz gibi hayvanların pisliklerini yuvarlak yapıp da böyle burnuyla ite ite yahut arka ayakla da götüren bir böcek var. O büyükbaş hayvanların pisliklerini yüz yuvarlak yaptıktan sonra ite ite, kimisi burnuyla, kimisi de ayaklarıyla ite ite götüren bir böcek var. Bu böceğin adına Araplar ci'l diyorlar. Anadolu'da necaset böceği, çok af buyurun bok böceği diyorlar. Hepiniz duymuş işitmişsinizdir. Aynen hadiste geçiyor yani, hadiste olduğunu söylüyorum. Başka nasıl anlatayım yani? Pislik böceği diyelim hani, kelimeyi fazla şey etmeyelim. İşte diyor Peygamberimiz, Allah'a yemin ederim ki, yeminle başlamış beyanına, nefsimi yani canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, pislik böceğinin burnuyla ite ite götürdüğü o pislik, yuvarlak yaptığı pislik, cahiliyet zamanında ölen babalarınızdan daha hayırlıdır diyor. Vallahi böyle. Şirk içinde ölmüşler çünkü. Şirk itikadıyla, laiklik itikadıyla, din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun itikadıyla ölen insanlar pislik böceğinden daha pistir. Ne kadar müthiş. Pislik böceği ki Hazreti Mevlana kaddesallahu sırrahul ali Mesnevi'de bir misal veriyor. Arz edeyim, aklıma geldiği için söylemekte fayda var. Bizatihi ben de müşahede ettim. Diyor ki pislik böceği deyip geçmeyin. Necaset böceği. Bu hayvan bu pisliklerle o kadar meşgul ki İşi, gücü bu hayvanın neyledir? Siz söyleyin. Pisliktendir. İşi, gücü o. Bütün meşguliyeti pislik. Bütün zamanını pisliğe vermiş. Vaktini, saatini, zamanını, hayatını hep o pislikten geçirmiş. Pislik böceği. Adı üstünde de pislik böceği. Mevlana diyor ki, aklınıza kalsın. Ben bizzat gördüm. Bu pislik böceği diyor, pisliğe öyle alışmış, alışmış, alışmış ki, o kokuya, o pisliğe, o necasete o kadar doymuş, dolmuş, alışmış ki, ne olur? Bu pislik böceğinin diyor, burnuna, nefes alma organına, nefes alma burnuna, teneffüs yoluna gül yağı koklatırsanız, bu pislik böceği çatlar ve ölür diyor. Gül yağı, gül yağı. Gül kokusu. Mesnevi de var, ben merak ediyordum. Bir gün 3-5 Müslüman arkadaşlarla Malatya'da merkez vaizi olduğumuz günlerdeydi. Orada yüksek bir dağ var. Beydağı diyorlar, Beydağı. Beydağına çıkmıştık. Ağustos ayında yüksek bir dağ, buz gibi sular kaynıyor, daha yeni yeni çiçekler açmış, kekik kokusundan vallahi durulmuyor. Kenger, kekik,
çiçek. Geziyoruz dağın üzerinde. Gözüme bu pislik böcekleri ilişti. Sığırlar bir böyle yamaca pislik bırakmışlar. Yüzlerce pislik böceği gelmiş, karıştırmışlar, eşiştirmişler, yuvarlaklarını yapmışlar, ite ite götürüyorlar. Gördük bunu. Yolumuzun üstünde. Birden Hazreti Mevlana aklıma geldi. Hani diyor ya, bu pislik böceği pisliklerle oynaya oynaya, uğraşa uğraşa o kadar pislik olmuş ki, gül yağı koklasa çatlar diyor. Acaba dedim ya doğru mu değil mi? Hani şüphe etmiyoruz ama bir merak ediyoruz. Hacılardan birine dedim ki senin yanında dedim gül yağı eksik olmaz. Hele şunu bir çıkar dedim. Hacı dedi ki hocam bu dağın başında etraf kekik kokuyor, çiçek kokuyor. Ne yapacaksın gül kokusunu dedi. Sen çıkar kardeşim bir iş yapacağız burada dedim ya. Bir deney yapacağız, tecrübe. Çıkarttı şöyle hani yuvarlak şeyler var. Açıyoruz parmağını basıyorsun da yüzüne gözüne sürüyorsun. Aslında yeri gelmiş ona. Bazı kardeşlerimiz o böyle madenden yapılmış, bazen de plastik olanlar da var. İçinde pamuk var biliyorsun. O pamuğa gül yağını veya kokuları sıkıyorlar. O pamuk gül yağını emiyor. Kullanacağın zaman çeviriyorsun da bir yuvarlak bir parmak basmak için bir yer var. Kullanmadığı zaman kapatıyorsun. Kullanacağı zaman açıyorsun, parmağını batırıyorsun. Bazı kardeşlerimiz hemen camide falan uzatıyorlar böyle önümüze. Bunu şunun için söylüyorum ki, böyle kardeşlerim varsa tedbir alsınlar. Hemen aynı safta Müslümanın önüne tutuyorlar. Bakıyorsunuz o pamuk, o kokunun içindeki, kutunun içindeki pamuk parmaklarla basıla basıla öyle siyahlaşmış, öyle pisleşmiş, rengi gitmiş ki adeta mikrop yuvası. Oraya parmağınızı bastığınız zaman o pislik, o parmak pisliği, tırnak pisliği, o simsiyah olmuş pamuğun pisliğine parmağınızı basıp suratınıza sürüyor musunuz, sürmüyor musunuz? Pisliktir ya, ona parmak basılır mı? Simsiyah görmüyor musun? Eğer böyle bir gül yağı tutacaksanız siz tutmayın daha iyi. Simsiyah, o parmaklar basıla basıla, ya değiştir şu pamuğu be. 5 sene aynı pamuğu kullanıyor adam. Niye pamuk mu yok, zavallı. Simsiyah. Çirkin yani, bu tutulmaz, ayıptır bir Müslüman için. Pırıl pırıl tertemiz pamuksa, tut, neyse kaldır at. O gül yağı falan değil, necasettir o. Pislik. Niye Müslümanların parmağını o pisliğe bastırıp suratına, bastırıp suratına sürdürüyorsun? Mecburiyeti mi var? Hemen çıkarttı gül yağını. Şöyle iri, kocaman bir pislik böceği hemen önümüzde. Onun şöyle nefes yoluna doğru o gül yağı kutusunu tuttuk. Birkaç saniye, dakika değil, dakika çok, 60 saniye. O kadar beklemeye lüzum kalmadı. Zannediyorum 10 veya 15 saniye gibi tuttuk şöyle nefes yoluna kokladı. Demek o koku yayılıyor. Gül yağı tabii yayılıyor. Onu koklar koklamaz o pislik böceği tamamen tavrını değiştirdi. Şişti, kanatlarını çıkardı, kabardı, kabardı. Yalan, dolan, dümen, rezalet, içki, kumar, fuhuş. Bu adamlara Kur'an'dan bahsettin mi, hadisten bahsettin mi, pislik böceği gibi çatlar diyor. Bak ne güzel söylemiş bu. Adamın bütün hayatı pislik. Kumarhane, meyhane, kerhane. İşi gücü o. Pislik böceğine ufaksız adam. Yani İslam dedin mi, Kur'an dedin mi, şeriat dedin mi kaçıyor pislik böceği. Bir insan neyle meşgul olursa onunla meşgul olur. Neyle beslenirse onunla büyür, meydana gelir. Hep böyledir. Temiz beslenenler temiz olur. Pis beslenen pis olur. Temiz insanlarla oturanlar temiz olur. Pis insanlarla oturan pis olur. Hülasa bütün bir hayat böyledir.
İşte Allah'ın Resulü buyuruyor ki, müşrik olarak ölen, mümin olarak değil, müşrik olarak ölen babalarınızla iftihar etmeyin. Zira nefsimi, canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, pislik böceğinin burnuyla dürte dürte götürdüğü o büyükbaş hayvanların pisliği, müşrik olarak ölen babalarınızdan daha hayırlıdır. Değerlendirmeye bakın ya. Şirk içinde öldü mü bir adam, müşrik sıfatıyla öldü mü, bakın Allah Resulü'nün değerlendirmesiyle nasıl izah edildiğini görün ki, açıkça necaset olarak ifade edilmiş bulunuyor.